Yani girişik yaptık değil mi? Girişik yaptık. Tamam. Tamam. Tamam o zaman devam. Hadi bakayım. O kadar da buradayım dedim. Malik sevgiler kardeşim bana. Haydi o zaman. Tamam. Tamam. Peki. Kapattım yorumu. Kapattım yorum arkadaşlar. Evet kardeş, Batı tarzı kurulan ilk ordu 3. Selim zamanında Nizam-ı Cedid idi, az önce kurduk değil mi? Bu Nizam-ı Cedid, Nizam-ı Cedid hatırlıyorsunuz Kabahçı Mustafa isyanı ile kapatılmıştı. İşte bunun yerine 2. Mahmut, 2. Mahmut Selim'in yolundan gidecek ve Sekban-ı Cedid adıyla yine Batı tarzında yeni bir ordu kuracak. Ama o orduda Yeniçeri Ocağı bıttı bıttı yapınca dağıtılacak. Bunun üzerine Sekban-ı Cedid'in yerine yeni bir dereme Eşkinci Ocağı adıyla yine Batı tarzı bir ordu daha kuracak. Bu orduda Yeniçeri bıttı bıttı yapınca dağıtılacak ve Mahmut yeter be kardeşim diyecek. İmanımızı gevrettiniz. Allah Allah. Halkım desteğiyle 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracak biliyorsunuz. Devlet bu işe Yeniçeri Ocağı'nın kaldırmasına Vakay Hayriye demiş. Bakın isimlendirmeye bak. Vakay Hayriye, hayırlı olay. Öyle bir bezmişim ki, öyle bir bıkmışım ki abicim. Devleti devlet yapan Yeniçeri Ocağı'ndan kurtulmaya hayırlı olay adını verecek. Vakay Hayriye diyecek. Kaldırdık der geçeriz ya. Bu bir iç savaştır. Binlerce insan ölecek, canlar. Şehirlerde eline balta alan, nacak alan Yeniçeri avına çıkacak. Yeniçeri kostümü kim dengelirse sorgusuz sualsiz tepeleyecekler ve bir iç savaşla, kanlı bir iç savaşla evet Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp yerine Asakiri, Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in galip askerleri adıyla bugünkü ordumuzun bir anlamda temeli olan orduyu kuracağız. Şimdi ben sizden ne istiyorum? Sekban-ı Cedid, Eşkinci ve Asakir lütfen göze çarpsın. Bir, bilgi sorusu bakımından. İki, Özsevmin'in sevdiği çok temel bir durum. Evet, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış olmak neye neden olacak? Hani çete çete diyorduk ya, ıslahatların önündeki en büyük çeteden, engelden kurtulmuş olacağız. Çat 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 arka arkaya şimdi ıslahatlar başlayacak. Dolayısıyla böyle bir musibetten kurtulmuş olmak padişahımızın ve devletimizin merkezi otoritesini de arttıracaktır. Bakın, İdeal Tarih kitabında bu tarz kutucuklarla verdiğim bilgiler genellikle yorum sorularıdır. Yorumdur. Yorum soruları çıkmakta KPSS'de bilginize. Bu kulak dolgun olacak. Bunun dışında askeri anlanmış efendim söyleyeyim ser askerlik ilk ser asker A Hüseyin Paşa mı Birol Paşa mı? Aman öf geçim uğraşmayın bunlarla hiç gerek yok buna. Her redif birlikleri kulak dolgunluğu olabilir. Biraz sonra tımar sisteminin kaldırdığını söyleyeceğiz. Tımar iyi kötü biliyorsunuz tımar askerleri eyaletlerin güvenliğini sağlardı. İşte onun yerine redif birliklerini kuracağız ve eyaletlerin güvenliğini sağlamak isteyeceğiz. Redif birlikleriyle beraber bu kulak dolgunu olabilir. Bunun dışında Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye, Mektebi Baytar açılacak. Mektebi Harbiye Harp Okulu, kurmay subay yetiştirmek için açılan bir okul. Mektebi Tıbbiye, askeri doktor. Mektebi Baytar, askeri veteriner yetiştirmek için açılan bir okul. Şimdi soru da bunlara vermiş. Harbiye, Tıbbiye ve Baytar. Ve diyor ki, Mahmut zamanında açılan bu okullar hangi alanda ıslahat yapıldığının göstergesidir? A. Askeri. B. Eğitim. C. Sağlık. Evet soru bu. Açtım yorumu. Harbiye, Tıbbi ve Baytar'ın açılmış olması hangi alanda
ıslahat yapıldığının göstergesidir. A. Askeri, B. Eğitim, C. Sağlık. Ne diyorsunuz? Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bakın. Bu tarz sorularda birden fazla bilgi var ise ortak noktayı yakalamamız lazım. Ve ortak noktada temel gayeyi yakalamamız lazım. Bu kapsamda açılan bu okullar askeriyeye hizmet eden okullardır. Askeri doktor, askeri veteriner ve kurmay subay yetiştirmek için açılan okullardır. Bunun farkıyla tabiri caizse askeri alanda ıslahat yapılmıştı demek daha doğru olacaktır. Gaye askeri personel yetiştirmek. Anlatabiliyor muyum? Soru şu olsaydı, öncülü olsaydı hangi alanda yapılanlar deseydi o zaman hepsi diyecektiniz. Hangileriyle ilişkilidir derse askeri alanla ilişkili, eğitimle mi sağlıkla ilişkili dersin. Eyvallah, ama bir tane seçmek zorunda kalırsan bu okullarda o zaman askeri alanda ıslahat yapıldığını tercih etmeni öneririm ben. Tamam mı canlar, mantığı umarım izah edebilmişimdir. Bunun yanında evet bize yeni şeyi hatırlatan her şeyden kurtulmak istiyoruz. Mesela Mehterhane-i Hümayun. Mehterhane-i Hümayun bu dönemde kaldırılacak. Yerine Mızıkay-i Hümayun kurulacak. Donizetti Paşa liderliğinde bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk şeklidir bu değerli kardeşlerim. Mızıkay-i Hümayun hatırlanmalı bence. Yok işte Asak-ı Nizamiye, çok takılmayın, geçin buna abicim. Yok Dar-ı Şura-i Askeri, ya geçin ya, aman diyorum. Ordular, redif birlikleri, açılan askeri okullar, Mızıkay-ı Hümayun, asker alanında yapılan ıslahatlarla ilgili aman dikkat dediğim verilerdir. Buradan, ikinci Mahmut zamanında eğitim ve kültür alanında yapılanları dediğe bakacak olursak, evet burada Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderildiği hatırlanabilir. Avrupa'ya, batıya ben öğrenci gönderiyorsam bu bizim yine batının üstünlüğünün kabulü diye yorumlanacak bir bilgimizdir. Standart, fix soru bu ÖSYM'de. Öğrenci gönderdik. Bu neyin göstergesi? Batının üstünlüğü. Hala öğrenci göndermiyor muyuz arkadaşlarım batıya? Batının eğitiminden yararlanmak amacıyla hala biz bu aktivitede bulunmaktayız. Peki amacımız ne dersek? Batıyı yerinden ve yakından takip etmek bir amaç olacak Avrupa'ya öğrenci göndermekte. Bu öğrenciler büyüyecekler, adam olacaklar, Mithat Paşa olacaklar, Ziya Paşa olacaklar, Namık Kemal olacaklar. Osmanlı demokratikleşmesine genç Osmanlılar cemiyeti olarak muazzam bir katkı sağlayacaklar değerli kardeşler. Evet, ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi İstanbul'da erkekler için yapılan bir düzenleme olacak. Halk eğitimini önemseyen bir padişah 2. Mahmut yorumunu yaparsınız bu kapsamda, değil mi? Bunun yanında kardeş, takvimi vakayı birkaç defa soruldu. Hem resmi gazete diye soruldu, hem de hangi dönemde 2. Mahmut'u sordular. Şimdi ne soracaklar sana biliyor musun? Bak işte bu 2018'de MEP'te yapılan yeni bir eklemedir. İlk kamuoyu uygulaması. Evet. Devletin yaptığı düzenlemeler hakkında halkı bilgilendirmek yoluyla, halkı bilinçlendirmek yoluyla bir kamuoyu oluşturma gayesi var burada. Basının kamuoyu oluşumundaki etkisi 19. yüzyıl Osmanlısı'da ve dünya tarihinde anlatılıyor Milliyetin Bakanlığı kitabında. Burada özellikle takvim vakayı bu yönüyle vurgulamıştır. İlk kamuoyu uygulaması. Anlatabiliyor muyum? Takvim vakayı çok önemli. İki defa soruldu ama kamuoyu vurgulaması yeni bir güncel veridir. Bunu atlamayın diyorum değerli kardeşlerim. Arapçası, Rumcası, Ermencesi, Fransızcası, geçin bunu. Bunlar çok uğraşmayayım diyorum. Mektebi Maarifi Adliye, memur, yönetici yetiştirmek için açılan bir okulumuz bu dönemde. Bazen sorunlar şu cümleyi kullanabiliyor.
Enderun'un yerine diyorlar. Bu cümle doğru bir cümle değil çünkü Enderun ta ikinci Meşrutiye zamanında 1908'lerde kapatılacak. O yüzden Enderun yerine değil, Enderun'a alternatif demek daha doğru olacaktır. Mektebi Marifi Adli için değerli kardeşlerim bu okul kulak dolgunu olabilir. Evet, Rüştiye Ortaokul, Mektebi Ulumu Edebiye Lise. Çok takılmayın bunlara. Bunlara çok takılmayın. Bunların etkisine dikkat edin diyeceğim kardeşim. Kültürel ikilik. Kültürel ikilik. Bu dönemde 2. Mahmut dönemiyle karakteristik olan Osmanlı tarihinde Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıla yaptığı en büyük hata bakın. Güzel modernleşme hamleleri var. Modern okullar var. Mükemmel, mükemmel. Ama sorun şu. Eskiye dokunmadı Osmanlı. Hala Sıbyan Mektebi, hala medrese eğitime devam ediyor. Eski düzenden yana, eski düzenden yana, eski düzeni savunan nesiller ve zihinler yetişiyor bir taraftan. Bir taraftan şu örnek verdiğimiz okullarla Rüştiyesi, Ulum Edebiyesi, Marif Adliyesi bu tarz okullarla, işte askeri okullarla modernite taraftarı, batı tarzında gelişme isteyen nesiller yetişiyor. İşte bu da Osmanlı tarihinde kültürel çatışmaya, kültürel ikiliğe gebe olacak. Osmanlı'nın son yüzyıldaki en büyük hatası bu. Eskiyi kaldıramadı. Ulemadan, dini hassasiyetlerden çekindiler, eskiyi kaldıramadılar. Yeni ve eski bir arada olmuyor, olmuyor. Çatışma kaçınılmazdır kardeşim. Bu güzel bir yorum. Çok defa bunu sınavlar sorguladı, atlamayın. Gidip ilk yabancı dil okulu kimin zamanında açılmış? Buna uğraşacağına bunu atlama. Bunu atlama diyorum. İkinci Mahmut dönemiyle ilgili olarak değerli kardeşim. Buradan İkinci Mahmut döneminde sosyal ve ekonomik yaşamda yaşanan gelişmelere bakacak olursak Padişahımız Efendimiz İkinci Mahmut ne yapmış? Müsaade usulünü büyük ölçüde kaldıracak. Bu da özel mülkiyetin güvence altına alınması demektir kardeşim. İkinci Mahmut'la birlikte. Bunun yanında ilk nüfus sayımı ve mal mülk sayımı yapılacak. Biliyorsunuz bu nüfus sayımında erkekler sayılacak. Erkekler sayılacak. Ekonomik anlamda işte hayvanlar sayılacak, araziler sayılacak, öküz manda hayvanlar sayılacak. Kadınlar sayılmayacak. Dedim. Sınıfta bir arkadaş, bir hanım arkadaşın sesi yükseldi. Hocam hep aynı cinsleri saymışlar dedi. Koptum ya, koptum. Çok fena gömdü biz orada erkekler, hayvanlar derken çıktı. Hep aynı cinsleri saymışlar hocam. Ne çok fena gol attı bir hanım arkadaşım erkek milletine. Buradaki nüfus sayımındaki temel gaye askeri amaçlı olduğu için kardeşim, ekonomik amaçlı olduğu için erkekler sayılacak gaye budur. O yüzden hanım arkadaşlar lütfen buradan bir şey çıkarmaya kalkmayın. İstirham ediyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunun yanında evet, ikinci Mahmut yurt içinde ilk kez geziye çıkan padişahımızdır. Bu Bursa, Marmara, Edirne, Rumeli bölgesinde bir gezi yapacak. Bu gezi esnasında çok güzel bir sözü var ya. Bunu hatırlarsın ve lütfen kaçırmayın bunu. Osmanlı'nın klasik o hoşgörüsünün, dini hoşgörüsünün son yüzyıla bir yansımasıdır bu. Ne diyor Mahmut? Ben tebaamda Müslüman olan camide, Hristiyan olanı kilisede, Yahudi olanı havrada görmek isterim diyecek ki bunu çok net hoşgörüyle açıklamanız mümkün değerli kardeşlerim. İkinci Mahmut da ilgili olarak yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı mevzusu. Hadi bu standart. Yok fes kumaş fabrikaları, yok efendim Balta Limanı. Siyasal tarihte anmıştık ya Balta Limanı'nı.
Malta Limanı Ticaret Anlaşması 2. Mahmut'a yazılmakta. Maalesef Osmanlı coğrafyası ekonomik anlamda İngiltere'nin bir açık pazarı haline gelecek ve bizim ticaretimizi baltalayan bir anlaşma olacak. Balta Limanı Anlaşması. Çok takılma, yetti vahit diye geçer. Tekel usulü, tekel uygulaması. Temel halkın yararına olan tüketim maddeleri devletin kontrolünde idi. Balta Limanı'na beraber devlet bu haktan vazgeçecek. Serbest piyasa, kapitalizm tantanasıyla bu konuda Osmanlı bir gol daha atmış olacak. Batılılar, çok takılmanı önermiyorum. Buradan yönetim ve hukuka geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, burada bayağı bir mevzu var. Yönetim ve hukuk alanında senet ittifak. Az önce andım ya, bunları demokratikleşme başlığı altında konuşacağım. Şu an sadece senedi ittifağı Mahmut zamanında olduğunu hatırla yetecek. Detayını demokratikleşmeye bir dahaki derse bırakıyorum değerli kardeşlerim. Onun dışında evet. Evet, Osmanlı'nın o meşhur Divan-ı Hümayun değil mi? Divan-ı Hümayun, Orhan Bey zamanında kurulan divanı kaldıran, yerine bugünkü anlamında nazırlıkları, bakanlıkları kuran Mahmut'tur. Ne diyoruz? Nazar etme ne olur. Çalış senin doğru. Mahmut teziyle yola çıkacağız. Nazır, nazar, bakan aynı kökten gelmekte. Bakanlık teşkilatını Mahmut'a yazacağız. Kardeş, kardeş. Çıkan bir sınav sorusu var, bakın şu tabloya bir bakınız. Klasik dönem Osmanlısı Mahmut zamanında, bugünkü karşılığı bakın. Divan-ı Hümayun nazırlıklara dönüşmüş, yani bakanlar kurulu. Sadrazam baş vekalete dönüşüyor, bugünkü başbakan. Reis-i Küttab bunu sormuşlardı. Reis-i Küttab neye dönüştü demişlerdi? Dışişleri Bakanlığı Hariciye Nezareti. Sadaret ketüdası benzer bir soru olabilir. Dahiliye Nezareti İçişleri Bakanlığı kulak dolgunu olabilir. Hazine-i Amire Maliye Nezareti Maliye Bakanlığı. Vakıflar Efkaf-ı Hümayun Nezareti. Bugün böyle bir bakanlık yok. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Şeyhülislam, Şeyhülislam kulak dolgunu olabilir. Bab-ı Meşihat Dairesi'ne dönüşüyor. Bugünkü adı nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı. Ben bu üç dönüşüme dikkat etmeni görece önerebilirim değerli kardeşim Mahmut'la beraber, ama divanı Allah aşkına atlamıyorsunuz yahu. Allah aşkına atlamıyorsunuz. Meclisi Valayi Ahkam-ı Adliye. Bismillahirrahmanirrahim. Adliye, ahkam, hüküm ya, her şey ezberleme abi, her şey ezberleme. Ahkam, hüküm, adliye, yasal düzenleme. Uğraşma. Darüşşuray Bab-ı Ali, Bab-ı Ali idare yönetim, hükümet anlamında idare işleyişi kurulan bir komisyonmuş. Uğraşmayın, çok önermiyorum. Tımar, ah! Tımarı ben kırmızı yazmamışım bak. Ne kadar ayıp Birol Hoca. Ne kadar ayıp. Bakın farkında mısın? Osmanlı'yı Osmanlı yapan 3 meşhur müessese. 3 meşhur müessese. Ne onlar? 1. Yeniçeri Hoca. Kaldıran kim? Mahmut. 2. Divan-ı Hümayun. Kaldıran kim? Mahmut. 3. Tımar sistemi. Kaldıran kim? Mahmut. Bu klasik uygulamaları lütfen 2. Mahmut diye bilin değerli kardeşler. Tımar sistemini kaldıracağım, yerine memurlara tımerkezden maaş ödemesine geçeceğim. Kardeş, burada hemen parantez açıyorum. İnşallah, inşallah canım, canım, seneye atamıyorsun. Memursun. Ayın 15'i bayram günüdür. Maaş günüdür memurlar için değil mi? Her ayın 15'inde 4.500-5.000 lira cebine koyuyorsun. Bak ne kadar güzel gelir kulağa, farkında mısın? O yüzden zaten akşamın bu saatinde benim kahvemi çekiyorsun değil mi? O maaşı sana veren Ankara. Devlet baba. Devlet baba. Sen o maaşı hak etmek için, o maaşa ulaşabilmek için bakın uzun bir KPSS maratonu yaşıyorsun. Dolayısıyla atandığın zaman sana maaş veren o devlette muhtemelen yanlış yapmazsın değil mi? Böyle bölücü örgütlerle işbirliği yapmak, sempatizanlık, propaganda yapmak, bunlardan uzak kalırsın.
FETÖ'ymüş, PKK'ymış, bilmem neymiş. Eğer ki bunlarla bağlantın saptanırsa şut ve gol. Memurluk gider, maaş gider. Bakın ne oluyor? Sana parayı veren düdüşeler mantığıyla maaşı devlet ödediği için sen ister istemez devlete, Ankara'ya bağlı oluyorsun. O yüzden bu ne demektir? Merkezi otoritedir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda merkezi otorite güçlendirmek dendiği zaman, bakın padişahlardan bağımsız olarak aklınıza gelsin. Merkezden maaş ödemesi, gördün mü? Yapıştır merkez otorite. Valiler merkezden atanır, gördün mü? Yapıştır merkez otorite. Muhtar emmi, muhtar emmi ikinci Mahmut kuracak. Ayanlara, toprak ağalarına karşı devletin adamı olan muhtarlıklar merkez otoriteyi güçlendirecektir mesela. Mesela iletişim diyorum ben genel anlamda. Postaymış, telgrafmış, telefonmuş. Bunları gördüğün zaman yapıştır merkez otorite. Haber akışı güvenli bir şekilde, sağlam bir şekilde gerçekleşirse devlet gücünü arttırır, uluslara karşı daha kolay müdahale eder. Mesela ulaşım demiryoluymuş, karayoluymuş önemli değil, trenmiş. Bir şekilde ulaşım gelişiyorsa kardeşim, iletişim gelişiyorsa bu merkeziyetçi yapıyı güçlendirecektir. Bunları padişahlardan münezzeh bir şekilde bir yorum sorusu bağlamında atlamayın. Merkezden maaş ödemesi yapılıyorsa, valiler merkezden atanıyorsa, muhtarlık müessesesi kuruluyorsa, posta, telgraf, telefon, ulaşım gelişiyorsa bu merkeziyetçi yapıyı güçlendirecektir değerli kardeşlerim diyorum. Kılık kıyafeti inkılabını yapan ikinci Mahmut. Sarıkerine fes taktırdı ve halk Mahmut'a gavur padişah dedi. Bir de yetmezmiş gibi resmini devlet dahiline astırdı, gavurluğu pekişti. İkinci Mahmut'um ne diyeyim, her daim tarihin her döneminde moderniteye karşı çıkan çevreler çıkabiliyor. Mahmut da bunlarla çok uğraşmak durumunda kaldı kardeşim. Evet, valileri andık, bakın muhtarlandım az önce ikinci Mahmut'a ilgili. Karantinayı bakın atlamayın. Bu güncel yaşanan problemde karantina teşkilatı oldukça duyduğunuz kavramdır. Modern anlamda karantina teşkilatını bizde ikinci Mahmut geliştirecek. O yüzden kulak dolgunluğu olmasını önerebilirim kardeşim. Posta teşkilatı Mahmut mu? Posta ne zaten? Mecit mi? Posta pulu aziz mi? Zerre umurumda değil. Posta Teşkilatı'nın merkezi otoriteyi güçlendirdiğini hatırlamanı tavsiye ederim ben. O kadar. Postayı kim kurmuş? Çok sorar yaprak deser. F şıkkı. Allah belanı vermeye de geç diyorum kardeşim. Yine İstanbul'a göçü engellemek için mürur tezkeresi, iç pasaport uygulamasını Mahmut başlatacakmış değerli kardeşler. Nasıl? Nöronlar yandı mı nöronlar? Canlar, canlar, Allah aşkına. İkinci Mahmut. Çok fazla şey var. Çok fazla mevzu var ikinci Mahmut'la ilgili olarak. Allah kurtarsın diyorum. Ve acizane göndermeler dediğimiz zaman, bakın az kaldırayım şöyle. İkinci Mahmut'ta bir ol hocanın özellikle sana önerdikleri neler olabilir? İkinci Mahmut'la ilgili olarak. Evet. İkinci Mahmut askeri alanda biraz ön planda. Burada Yeniçeri Ocağı'nı kaldıranı Mahmut oldu. Net biliyorsunuz zaten. Yerine gelen ordu neydi? Asakiri'yi, Mansure'yi, Muhammediye. Bunu hakeza önerebilirim. Redif birlikleri çokça çıkar karşımız, önemli olabilir. Harbiye hakeza önemli olabilir. Mızıkayı Hümayun. Öncelikle bence kulak dolgun olsun derim. Bunun yanında eğitim kültürle ilgili benim önereceğim ne olabilir?
Avrupa'ya öğrenci gönderen padişahımız Mahmut. İstanbul'da zorunlu eğitim, Ziya Selçuk Bakanımıza selam olsun. Eğitimle ilgili önemli dönüşümlerin yapıldı ve yapılacağı Türkiye'de her daim halk eğitimi önemli olduğu için zorunlu eğitim uygulaması sorgulanabilir. Takvim-i Vakayı zaten sorgulandı. Şimdi ne için ben istiyorum bunu sizden? İlk kamuoyu uygulaması olması hasebiyle dikkat edin diyorum buna. Yine memur yetiştiren Mektebi Muarifi Adliye adlı okulun göze çarpmasını tavsiye edebilirim. Sosyal alanda, anlam kırmızı yazmadık neyse, sosyal alanda özellikle müsaade usulünün bu dönemde önemli ölçüde kalktığını hatırla. Derim ki çok da fazla bir şey yok burada kardeş. Bunun yanında belki buraya nüfus sayımında ekleyebiliriz. Bunun yanında yönetim ve hukukla ilgili benim öncelikle tercihlerim, evet, divanın kaldırılmış olması, yerine nazırların kurulmuş olması, değil mi? Tımar sisteminin kaldırılmış olması, kılık kıyafet diyorum ben, kılık kıyafet diyorum ve muhtarlıklar diyorum ikinci Mahmut'la ilgili olarak değerli kardeşlerim. 5, 9, 11, 13, 14 tane mevzu olmuş bakın burada. İkinci Mahmut çok çok değerli ve önemli olduğu için bunu biraz anlayışla karşılamanızı istirham ederim. Bunlar benim ikinci Mahmut'la ilgili öncelikle hatırlamanızı istediğim seçmecelerim değerli arkadaşlarım. Bunları bir yerleştirelim zihnimize. Diğerlerini çözdüğümüz testlerde takviye edersen eyvallah, etmezsen yine eyvallah. Yine eyvallah. Yapmayın. Her şey böyle bodoslama atlamayın diyorum. O yüzden bu öneriler kısmen kulak dolgun olursa fena olmaz sanki. İkinci Mahmut, Mahmut da Mahmut. Mahmut da Mahmut diyoruz bu kapsamda. Bu akşama noktayı koyalım. Yarın akşam olur mu gün içerisinde haber veririm ben sizlere. Bu hafta bakın üçüncü ders oldu bu. Umarım sıkmıyorumdur artık. Tamam mı? Yani yarın akşam da bakalım artık. Yarın olmazsa cumartesi akşam yaparız. Tamam mı? Mecidi, Aziz'i ve Hamit'i konuşur bir dahaki dersimize. Kurumsal ıslahatlara noktayı koyarız arkadaşlarım. Tamam mı? Eyvallah Server, çok sağ olasın. Ya umarım yani biraz seçici olma mantığını Yasin eyvallah golü attı ya. Attı golü ya, var ya sağ ol kardeşim ya, ne diyeyim yani. Bir sonraki derste dediğim gibi Mecit, Aziz ve Hamid'i tamamlarız kardeşim. Onun dışında ikinci akşamda demokratikleşmeyi konuşuruz. İdeal tarih konu anlatım yetecek kardeş, yetecek. Yani orada, hatta orada bile derste geçin dediğim detaylar da var yani, söyleyeyim size bak. O yüzden dersi takip et. Bu nedenle biraz daha önemli. Piyasaya sunduğum kitap olduğu için konu anlatım kitaplarında biraz daha fazla veri ve paylaşmak zorunda kalabiliyorsun. Tamam mı? Ama seçici olmak lazım. Ben kırmızı renkle göstererek en azından bunları dikkat çekmeye çalıştım. Nurcan işte dediğim gibi iki akşam işimiz kaldı. Osmanlı bitiyor. Haftaya nasipse inkılap tarihine başlamış oluruz arkadaşlar. Songül YouTube Birol Yetim YouTube kanalına bakın. Birol Yetim YouTube kanalına bakın. Valla Ceyda Şahin, evet yani üzgün bir şey diyemeyeceğim. Yani bu konuda ben çıkmış sınav sorunu baz alın diyorum arkadaşlarım, tamam mı? O detay konusunda veya güncelleme konusunda hep şunu söylerim ben. Güncelleme konusu biraz iddialıyım, bakın bir kez daha söylüyorum. Coşkun Şevturk abim, Engin Hacıoğlu hocam, İbrahim Beyter hocam, Malik Zengi hocam, bunlar tak diye andığımız bizim çok yakın ahbaplarımız. Bu tarz güncellenmiş veriler konusunda çok ciddi beyin fırtınası yapmaktayız biz. Yani benim ortaya koyduğum veri sadece Birol Hoca değil. Background mı dersiniz siz gençler? Ne dersiniz deyin. Coşkun Çebitürk, ABT tarihte muazzam bir adam. Onunla Engin hocamla, İbrahim hocamla, Malik hocamla 4-5 hocamızın beyin fırtınası gelinen noktalardır ki o tarz tartışmalı konularla ilgili bir sayfamızda kaynaklarla beraber paylaşımı yapıyoruz.
Yüzden bunlar boş şeyler değil ve ekseriyette MEP merkezidir bunlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani kendini güncellemeyen kaynaklar, hocalar olabiliyor. Buna bir şey diyemiyorum. O yüzden dikkat ediniyorum. Aman dikkat ediniyorum arkadaşlarım. Çünkü güncellenmemiş kaynak nasıl yarım doktor kişiyi candan eder, hastayı candan eder kardeşim. Güncellenmemiş kaynaklarda siz Allah korusun kaynak kadrodan edebilir. Kadrodan edebilir kardeşim, tamam mı? O yüzden bilemiyorum yani, takdir sizin. Evet, Murat var o mevzu, yani bunu paylaştım az önce konuşurken. Bahri Hümayun, elçi mevzusu, esam sistemleri, tamam mı kardeşim? O yüzden ben kaynakları beraber ortaya koyarım, takdir sizlerin. Yasin, ben Balıkesir'im elhamdülillah. Yengen Uşaklı. Hanım köylü olduğumuz için biz de biraz Uşaklı oluyoruz o yüzden. KPSS ertelenir zannetmiyorum ben. KPSS'nin TYT ve AYT'nin erteleneceğini zannetmiyorum arkadaşlar, bilginize. Maşallah. Evet, bana müsaade. Saat 10'da Mustafa Özdemir hocamın, yanlış hatırlamıyorsam, bir dersi var. Bir bakarsınız arkadaşlar. Takip edeceğimiz hocalarımızdandır. Yine güzel veriler, güzel paylaşımlar yapar. Mustafa Özdemir tarih hesabında yine devam ediyor. Serdar Balıkesir Üniversitesi.